Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 11. Konumuz Arapça 11. Bu kitaba dair çeşitli videolar çekmekteyiz. İlk sayfalardayız. El-Vahdetu 1. Birinci ünite. Vahde burada ünite manasında. El-Vahdetu 1. Ünite 1. Ünite 1 iki konudan oluşmaktadır. Erkanul İslami, İslam'ın rükünleri, esasları. Eddersul Evvelu, birinci ders. Nedir birinci ders? El Erkanul Hamsetu, beş rükün. Neredeki beş rükün? Fil İslami, İslam'daki. İslam'da beş rükün birinci derstir. Beş rükün, İslam'ın beş temel prensibi, ana esasları. Bunlar daha çok halk nazarında İslam'ın şartları olarak bilinmektedir. Emine doldur. El feraga boşluğu neyle doldur? Bir kelimetil münasibeti. Münasip kelime ile doldur. Nereden seçeceğiz bu münasip kelimeyi? Minel gaimeti. Aşağıda yer alan şu yeşil kutular içerisinde uygun kelimeyi seçin, doldurun diyor. Okuduğumuz yerle ilgili biraz ayrıntı vermek gerekirse, erkan, rüknün rüknan erkan, cemi mükesserdir, kırık çoğul, cümu'ü teksir gibi adlar verilmekte kendisine. Türkçesiyle çoğuldur yani. İslam, esleme, yüslümü, İslam, ifal babından mastardır, mastar garimini, mezit bir fiildir. Eddersül evvelü, eddersül mevsuf evvel sıfattır. El erkan rükn diye az önce geçmişti zaten. El erkanun hamsetu fil İslami dedik. İmle kelimesi emri hazırdır. Faili müstetir zamir olan entedir. Ente faildir yani. El feraha onun mef'ulü olmakta. Boşluğu olur. Ne ile ne vasıtasıyla bil kelime til münasibeti münasip kelime. Bil kelime kelime ile. Öyle kelime ki el münasibeti münasip. Münasip kelimesi burada sıfat. El kelime onun mevsufu olmaktadır. 1. El Kur'an et tasi' Rabbeke el müslimine nezele gurub lehu el fecr. Bu kelimelerden artık uygun olanını, uygun boşluklara yerleştirin denilmiş. Parçada görüyorsunuz bazı yerler uzun uzun çizgi olarak bırakılmış. O kelimelerden hangisi o çizgili yerlere uygunsa onu seçin. O şekilde okuyun denilmiştir. Şehru Ramazane, Ramazan ayı, o nedir? Eşşehru nokta nokta nokta. İşte bu şehrudan sonra nokta değil esas, uzun çizgi. Buraya şu kelimelerden hangisi uygundur? Soru bununla alakalı. Ettasi'i, eşşehru, ettasi'u, dokuzuncu ay. Tasi'i seçilir yani şehirden sonra. Şehru Ramazana, Ramazan ayı, hıyo Ramazan ayı nedir? Eşşehru tasi'u, dokuzuncu aydır. Nerede dokuzuncu aydır? Fit takvimil hicriyi, hicri takvimde dokuzuncu aydır. Ve şehru Ramazane ve Ramazan ayı, şehr ay demek. Ramazan bildiğimiz Recep, Şaban, Ramazan gibi aylar var. Tanesi de Ramazan, hicri takvim ayları bunlar. Nasıl miladi takvimde Ocak, Şubat, Mart aylar varsa hicri takvimde de değişik isimlerde aylar mevcuttur. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, Şaban, Ramazan bunlardan birisi. Şehru Ramazana, Ramazan ayı hı o nedir? Şehrun bir aydır. Öyle ay ki mümeyyizün, mümeyyiz yani seçkin bir aydır. Apayrı bir yeri vardır. Kime göre? Ledel müslimine, Müslümanlara göre. Müslümanların gözünde, inancında, düşüncesinde. El müslimine seçilir. Leda'dan sonra. Leda katında. E göre. E nazarında. Ledel müslimine, Müslümanların nazarında. Ramazan ayı apayrı bir yere sahiptir. Yasumu, same yasumu oruç tutar. El müslimune Müslümanlar fihi o ayda yani Ramazan ayında oruç tutarlar. Min çizgi. Min ne seçeceğiz buradan? Fecr, el fecr. Min el fecri, fecirden itibaren oruç tutarlar. Fecirden başlayarak. Min burada başlangıç yani.
Minel fecri, fecirden itibaren ta nereye kadar? Hatta yine çizgi var. Hatta da grup seçilir. Batış demektir. Hatta gurubeş şemsi. Hatta harfi cer burada. Ba min ila an ala lam fi kef hatta. Hatta bir harfi cerdir. Ardından grup kelimesi gelmiştir. Mecrur konumunda. Hatta gurubeş şemsi. Güneş batana dek. Fecirden güneş batana dek. Fecir güneşin doğması demek. Diyecektik. Ama esasen fecir nedir? Fecri sadık ve fecri kazip olarak fecri ikiye ayırabiliriz. Fıkıh dilinden fecir ikiye ayrılır. Fecri sadık, fecri kazip. Fecri kazip yalancı fecir. Fecri sadık hakiki fecirdir. Yani diklemesine mi güneşin çıkmadan önce gelen aydınlık yoksa yaygın genişlemesine mi gelmesi? Yan taraflara doğru gelen aydınlığa fecri sadık diyoruz. Güneş doğmadan hemen önce olan bir hadisedir bu. Güneş doğmadan önce evvela dik yani yerden göğe doğru. Ufuktan bahsediyoruz. Yukarıya doğru bir aydınlık gözüküyor. Buna fecir kazip diyoruz. Yalancı aydınlık. Kısa bir süre sonra enlemesine sağa sola doğru aydınlık gelir. Buna fecri sadık demektir. Fecri bu şekilde ikiye ayırmaktayız ki burada da fecirden diyor ama kastı fecir sadıktır, kazık değildir. Fıkıh literatürüne baktığımızda bunu görebilmekteyiz. Devam edersek minel fecir, fecirden başlayarak hatta gurubi şemsi, güneş batana dek Müslümanlar oruç tutarlar o ayda. Niye? Lişşehri Ramazane, Ramazan ayı olduğu için. Ne olduğu için? Mekanetun hasatun. Has bir mekana, has bir yere sahip olduğu için. Nerede? Fi nazaril müslümine. Müslümanların nazarında Ramazan ayı kendine has özel bir yer bulunduğu için bu şekilde Ramazan ayında oruç tutarlar. Li'ennehum çünkü onlar yu'minune inanırlar. Müslümanlar yani. Onlar derken hangi onlar? Aliler, veliler mi? Yok. Yukarıda geçen Müslümanlardan bahsediyor. Li'enne çünkü hum onlar. O az önce üst satırda geçen Müslümanlar yu'minune inanıyorlar. Neye? Bi ennel Kur'ane şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim nezele. Nezele seçiyoruz burada. Nezele indi. Ala Rasulillahi. Allah'ın Resulü üzerine indi. Nazil oldu. Ne zaman? Fi leyletil kadri, kadir gecesinde. Min haze şehri, bu aydan olan kadir gecesinde. Yani Ramazan ayı içerisinde yer alan kadir gecesinde indi. Hem de fi ami 610 miladi. Miladi olarak 610 senesinde, yılında. Miladi olarak 610 yılında Kur'an-ı Kerim inmiştir. Ve kâne Rasûlullâhi ve Allah'ın Rasûlü idi. Fî gâri hirâin, Hira dağında idi. Mağarasında idi. İndemâ esnasında, dığı zaman. İki şekilde de verebiliriz. Dığı zaman. Ne dığı zaman? Câe, geldiği zaman. Geldiği esnada. İleyhi kendisine. Ne kendisine geldiği zaman? El meleku melek geldiği zaman. Ki melekten de kasıt Cibrilu. Cibril yani Cebrail adlı melek. Kendisine geldiği zaman. Aleyhi esselamu. Selam onun üzerine olsun. Cebrail adlı melek geldiği zaman Peygamber Efendimiz Hira mağarasında, Hira dağındaydı. Ve gale ve buyurdu. Yine çizgi var. Fegali buyurdu, hüve Cebrail adlı melek. Gizli zamir, hüve gizli. Yani buyurdu, kim buyurdu acaba? Peygamber mi buyurdu, melek mi buyurdu, Ali mi, Veli mi? Yok. Hüve Cebrail aleyhisselam buyurdu. Kim için? Lehu, peygamberimiz için buyurdu. Ne buyurdu? İkra, bismi Rabbikellezî halak. Ayet devam ediyor. İkra, bismi Rabbikellezî halak, bilinen bir yer. İkra oku neyle? Bismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Elle diyor Rabbi halaga yarattı. Yaratan Rabbinin
adı ile oku diye melek peygamberimize hitap etti, söyledi. Ayet burası. Ve kânet idi hâzihi bu hiyel âyetu el ula. Bu birinci ayet. Elleti öyle birinci ayet ki bu nezelet indi. İnen ilk ayet idi yani. Nereden indi? Minel Kur'an'ı Kur'an'dan. Kur'an-ı Kerim'den inmiş olan ilk ayet buydu. İkra bismi rabbikellezî halak bu idi. Şimdi okuduğumuz üzere yine kısaca bakmak gerekirse imlaya kadar ince olarak söylemiştik. Şehru Ramazan, Ramazan kelimesi gayrimustariftir. Gayrimustarif olduğu için Ramazan ne? Yani fetha ile bu kelime mecrur olmuştu. Çünkü başındaki şehir kelimesi muzaf. Ramazan kelimesi gayrimustarif. Gayrimustarifin cerhali fethadır. Bir de o eşşehru dedik. Ardından et-tasi' demiştik. Takvimi. Tasi' kelimesi fail kalıbında olduğundan. Yani ilk harf uzatıyor. İkincisi sinli. Sinli. Tasi' aşir, hamis, sadis bu kalıptakiler sıra bildirir. Dokuzuncu, onuncu, beşinci, üçüncü gibi. Öyle olmasa mesela tis'atun dokuz demektir. Tasi' dokuzuncu. Fit takvimi el hicriyi ve şehr yine Ramazan ve şehr mümeyyizün. Mümeyyizün isim meful kalıbıdır. Yesumu, same, yesumu fiil muzaridir. Muzari olduğuna alamet başında eteğneden y harfinin gelmiş olmasıdır. Muzarat harflerinden birisi y'dir. Bu da gayet müzekker, müfret kalıptır. Same yesumu same saveme vavi bir ecveftir. El müslimune cemi müzekker salimdir. Müslümun müslimune raf halindedir çünkü faildir. Li şehri Ramazan. Ramazan'dan bahsetmiştik. Has onun sıfatı dedik. Nazar burada mastardır. El müslimine cer halindeki bir cemi müzekker salimdir. Nazar hemen sandık. Nazar muzaf olmakta. Bunun dışında neye değinebiliriz? Kısaca. Sanırım bu kadar anlatmak yeterli. Devam edelim. Rattib, tertip et. El kelimat, kelimeleri. Rattib, tertip et. Kim ente sen? Ente faildir. Öyleyse meful lazım. El kelima te dersek yanlış olur. Çünkü bu cemi müennes salim kalıpları. Fetha hiçbir zaman almazlar. El kelimati olacaktır. Rattip emri hazırdır. Fa'il şeklinde. Rattebe rattip. Fa'ale fa'il. Yani rattebe yurattibu tertip. Tef'il babından emri hazırdır rattip. Fail entedir yine gizli zamir. Meful lazım. El kelimati cem önüne salimler. Nas ve cer hallerinde esra alırlar. Sonunda esra olur. Kelimeleri düzenle yani. Mükelimeler ki ettaliyet aşağıda geliyor sıfat. Ne için düzenliyoruz bunu? Ne yapmaya çalışıyoruz? Amacımız ne? Li tekevvene oluşturmak için cümelen cümleler ki müfideten faydalı. Faydalı cümleler oluşturmak üzere bunları sırala. Nasıl sıralayalım? 1, 2, 3, 4 demiş. Her rengi kendi içerisinde sıralayacağız. Mesela maviden başlayalım. Eşşehadetu, şehadet nedir? Miftahul İslami, İslam'ın anahtarıdır. Miftah, anahtar. İslam'a giriştir yani. Bir Müslüman olmayan kişi yanınıza gelirse, Müslüman olmaya karar verdim denilirse, böyle kendisine kelime-i şehadet getirtilir. Nasıl getireceği anlatılır. Ama manasını da tabii söylemek gerekir. Kişi manasını bilmeden kelime-i şehadet getirse neye yarar? Miftah, ismi alet kalıbıdır. Bunu sıraladık. İkinci olarak kırmızıya bakalım. Ramazanu, Ramazan, hıo nedir? Tevziyetu, ruh vel akl, aklın ve ruhun gıdasıdır. Ramazan, Ramazan, hıo Ramazan nedir?
Tavziyetur ruhi ruhun gıdasıdır ve el akli aklın da gıdasıdır. Yeşili ezzekatu zekat nedir? Hakkul fukarai fukaranın hakkıdır zekat. Fakirlerin hakkıdır. Es-salatu salat yani namaz nedir? İmadud dini dinin direğidir. Bu da bir hadis. Bunu bu şekilde sıraladık. Geldik 3 yazan yere. Bakalım 3'te ne var? Kevvin oluştur. Kâne yekûnu. Kevvene yükevvenu. Cümelen cümleler oluştur. Müsteînen yardım alarak. Neyden yardım alarak? Bil kelimatil atiyet. Aşağıda yer alan, aşağıda gelen kelimeler ile yardım alarak cümleler oluştur. Kelimelerde ne var? El-Hac erkan var. İd, Ezha gibi devam ediyor. El-Haccu, Hac nedir? Min erkanil İslami. İslam'ın rükünlerindendir Hac. İslam'ın rükünleri. İslam'ın ana esasları ne? Kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç. Kelime-i şehadet getirmek. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, hac yapmak. Bunlardan birisi hacdır. 2 numarada ne almakta? İdul Ezha, Kurban Bayramı. Yeti gelir. Ba'de ibadetil hacci. Hac ibadetinden sonra Kurban Bayramı gelir. 3. Allahu Allah yestecibu. Cevap verir. Estecibu hüveyne. Öyleyse ed'iyetena. Dualarımız Allah Teala cevap verir. 4. Ezzebihatu. Zebihe kurbanlık hayvan demektir. Ezzebihatu kurbanlık hayvan. Tüzbehu. Kesilir, boğazlanır. Ne zaman, nerede? Fi idil ezha. Kurban bayramında. Kurbanlık hayvan, kurban bayramında boğazlanır, kesilir, kurban edilir. Var koy, ente fail yine gizli. Sen koy, ne koy? Alamete, işte şu yeşil çizgi, şu alameti koy. Bu çizgiyi bağımsız olarak görürsün, parantez arasında. Alamete kelimesini muzaf sayıp, emam kelimesini muzafın ile sayarak, ki aynı zamanda kendisi de muzaf, buna binaen, alamete emamil cümeli diyebiliriz. Emamil cümeli es-sahihati ve alame diye devam ediyor. Ba'n koy, alamete şu işi çizgi, ona işaretini koy, doğru işaretini koy. Emamil cümeli, sahihati, düzgün, doğru cümle. Sahiha düzgün demek, doğru kurulmuş cümle yani. Doğru kurulmuş cümlenin önüne. Emam onun önünde demektir. Önüne bu işareti koy. Ve yine za'a ente sen koy. Alamete. Oradaki vav o manaya gelir yani. Za'a demektir. Za'a ente demek vav. Öyleyse alamete diye başlarız. Alamete emamil cümelil hatiyeti. Hatalı cümlenin önüne de çarpı işaretini, şu kırmızı işareti koy. 1. Eda'ul umreti, ümre yapmak nedir? Min erkanil İslam, İslam'ın hükümlerindendir. Ümre yapmak İslam'ın hükümlerinden birisi midir? Değildir. Öyleyse çarpı işaretini hemen solda yer alan beyaz dikdörtgen yere koy. 2. Es-salmu, oruç tutmak. Oruç baş. Min şuruki şemsi. İlâ gurûbiha. Güneşin doğmasından başlar nereye değin? İlâ gurûbiha, o batana değdir demiş. Doğru mu? Bu da değil. Ya da doğru. Acaba hangisi? Güneşin doğmasından itibarıdır. Doğumlu tabi fecir kastedilmekte. Yani doğması derken. Şuruk kelimesi şerâgâ kelimesinden. Ki o birinci baptan. Şeraka, yeşruku birinci bab.
Şuruk, onun mastar, gayrimim olmadı. Güneşin doğması, parlaması manasına geliyor. Gerçekten de güneşin gözünle birlikte doğmuş olması kastedilmiyor burada. Ne kastediliyor? Yine fecir kastedilmektedir. Fecirden başlar ta ki güneş batana değin. Mana bu olmak zorunda. Bu şekilde bu şık doğrudur. 3. İbaratu eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu ibare, bu yazı. İbare yazı demek. Satır. Şu bölüm ibare diyoruz buna. Hiye o nedir? Ed-darafus sani ikinci kısmıdır. Mine şehadeti, şehadetin ikinci kısmıdır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye yazılmış. Muhammeden abduhu ve Resulü. Bu da yine doğru olarak kabul edilmiştir. 4. Zekat nedir? Farzun, farzdır. Kim üzerine? Alel fukarai, fakirler üzerine diye yazılmış. Bu da doğru mudur? Değildir. Zekat, zenginler üzerine farzdır. Fakirler üzerine farz olamaz. 5. Hati getir. Neyi getir? Hati ente yani sen getir. Müfredel kelimatil atiyeti. Aşağıda yer alan kelimelerin müfredini getir. Müfredlerini söyle, yaz. Buna göre erkan rüknün müfrettir. Rüknani tesniye erkan cemidir. Müfret tekil demek yani. Mesela bilgisayar müfrettir. İki bilgisayar tesniyedir. Bilgisayarlar dediğimizde çoğuldur bu yani cemidir. Çoğulun Arapça karşılığı cemi. Müfredin Türkçe karşılığı tekil. Yani kavramlar arasında problem yaşamamak için müfret eşittir tekil. Tesniye eşittir ikil, iki, otomobil, iki, bilgisayar, iki, klavye. Bunu tesniyedir. Bir de çoğul var. Arapça karşılığı cemi. Yani cemi eşittir çoğul. Bunu da hep nasıl yapılır? Ler, lar Türkçe'de çoğul yapmak için ler, lar kullanırız. Kalemler, silgiler, yapraklar, armutlar gibi. İşte burada müfredini getir demiş. Yani ben çoğulunu veriyorum. Cemisi var burada ama burada cemisi olsa da çoğulu olsa da siz bunun müfredini getirin. Tekil halini getirin demiş. Erkanın tekili rüknün. Rusul cemidir. Tekili nedir? Rasulün. 3. Salavatun cemidir. Müfredi salatun. 4. Nasun. Nas cemidir. Kul e'udü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas sürekli geçer. Nas cemi. Müfredi insan. 5. Mefatihu. Mefatih müfredi geçti ibaremizde. Neydi o? Miftah. Miftah müfrettir. Anahtar, anahtarlar manasında. Nas, insanlar demek. Salavat, namazlar, dualar gibi manalara gelir. Rusul, peygamberler, nebiler, elçiler. Türkçesi elçi, Farsça peygamber. Rusul, Rasul bunlar hep Arapça. Messenger İngilizce hepsi aynı şey. Mesajı taşıyan elçi. Erkan neydi? Ana esaslar demektir. 6. Devair. Dairatun müfret. Dairatun müfret. Devair cemi. Etraf cemidir. Müfredi tarafı. Tarafın etrafı. 8. Gulubu. Müfredi kalbin. Kalp. Her insanın solunda bulunan organa kalp. Kulub onun cemisi. 9. Merratun müfredi merratun. Merratun, merratun. Merratun diye müfred yazarken sondaki T'yi burada olduğu gibi açık yazmayacaksınız. T kapalı yani yuvarlak T olarak yazmanız gerekiyor. Yuvarlak T'ye ta'yı merbuta derler. 10. Şuhur müfredi zaten geçmişti. Şehrun
Şehru Ramazan'ın Kur'an kendine geçer. Şehrun müfret. Burada yer alan şuhur cemidir. Aylar manasına gelir. 6 numaralı bölüm. İmle doldur. El feragatil atiti minel gaimeti. Aşağıda yeşil bölgede yer alan kutucuklardaki kelimeleri, harfleri uygun yerlere yerleştiriniz denilmek istenmiş. Bir yetekevvenu tekevvene yetekevvenu. Tekevvene fiil mazi, yetekevvenu şu an yer alan kelime muzari. Yetekevvenu oluşur. Ne? El İslamu İslam faildir. Nereden, neyden oluşuyor? Min hamseti erkanin. Beş rükünden oluşur. Öyle beş rükün ki bunlar. Esasiyetin. Esasi. Yani beş temel prensip. Beş ana esastan oluşur. İki. En-Nebiyyü. Nebi. Yani peygamber, Rasul, elçi artık hangisini tercih ediyorsanız. Neb'usun. Gönderilmiştir. Kime? İlâ cemî'in nâsi. İnsanların hepsine, tamamına gönderilmiştir. Burada ilâ harfi cerrini seçtik. 3. Ferada farz kıldı, emretti. 2. Allahu Allah, fail. Allah Teala farz kıldı, emretti. Hangi harfi cer? Ala. Alel-Müslimine. Müslümanlar üzerine, Müslümanlara farz kıldı. Neyi farz kıldı? Ez-zekate. Zekatı farz kıldı. 4. Es-salatu. Namaz nedir? Sılatun. Sıladır. Bir bağdır. Öyle sıladır ki, mübaşaraten, doğrudan, aracısız bir bağdır. Bir ulaşma yöntemidir. Kime bu şekilde? Kimler arasında veya? Beynel insani ve Rabbihi. İnsan ile Rabbi arasında aracısız bir bağdır. Ne? Namaz. Aynı şekilde salata dua da denilmektedir. Dua da yine aracısız şekilde bir bağdır. Salata burada namaz manası da, dua manası da verebiliriz. Yani beyneyi seçtik. Beyne bir harfi cer değil, zarftır. Beyninin dışında burada yer alan an, min, an, ala, ila bunlar her bir harfi cer. Beyne ise zarftır. 5 numaradayız. Teskudu düşer. Ne? Ez-zekatu. Zekat düşer. Kimden düşer? Anil fukara'i. An harfi ceri. Fukaradan düşer. Yani fukaranın sorumluluğundan düşer. Fukara fakirler demek. Dinin belirlediği ölçüde bir zenginliğe sahip olmayana fakir denir. Günümüzde insanların fakir diye adlandırdıkları ile dinin fakir diye adlandırdığı farklı olabilir. Dine göre fakir kimdir? Asli ihtiyaçları dışında 81 gram altın, bazı kitaplarda 85 der. Gramı tartışmalı olabilir. 81'i baz alırsak veya 80,18 diyelim. Asli ihtiyaçları dışında 81 gram altın olmayan kişiye fakir denilmektedir. Asli ihtiyaç kendine ait ev, araba, bir yıllık geçim masrafı, işte giyilecek elbiseler gibi şeyler. O kadar şey olmayan kişiye dinen fakir denilmekte. Teskudu ez-zekatu, yani zekat düşer derken aynı fukaradan düşer, yani fakirlerden düşer derken ne demek isteniyor burada? Fakir kişinin zimmetinden, sorumluluğundan düşer. Yani fakir kişinin zekat verme sorumluluğu yoktur. O sorumluluk, yükümlülük, mecburilik ondan düşmüştür. Yani fakir zekat vermek zorunda değildir. 6. Nemteni'u. Biz yasaklarız. Devamında es-suluk, es-seyi var. Burada harfi cer olarak en kullanabiliriz. Aynı suluk. Suluk eylem, davranış demek. Ardından seyyi gelmek. O da kötü, çirkin. Aynı suluki.
eylemlerden yasaklarız. Öyle eylem ki bu esseyi kötü eylemlerden yasaklarız. Yani imtina ederiz, kaçınırız. Ne zaman? İnde ma. O esnada ki nesumu oruçluyuz. Oruç tutuyoruz. Oruç tutarken kötü eylemlerden sakınırız. Nemtön sakınmak, kaçınmak demektir. Neyden sakınıyoruz, kaçınıyoruz? Yani yapmıyoruz. Es-suluku eylemler yapıyoruz. Gerçi başında aynı harfi var. Aynı suluki eylemlerden, davranışlardan kaçınıyoruz. Öyle davranışlar ki es-seyyi kötü. Kötü davranışlardan biz kaçınırız. Ne zaman? İndemâ nesûmû oruçluyken. Oruç tutarken. Va ente, yine gizli zamir. Ente'yi göremiyoruz ama ente var orada. Faildir. Alamete, şu işaret. Şu işareti koyun. Emamil ma'na. Alamet kelimesinin muzaf sayıldığından emam kelimesini muzafun ileyh olarak düşünerek kelimesi kendisini cer etmek. Va alameti va ente alamete emamil ma'na es-sahihi likulli kelimetin. Emamil ma'na es-sahihi likulli kelimetin. Likulli kelimetin her kelime için demek. El ma'na sahih, sahih mana yani doğru mana. Emam önünde demektir. Emamil ma'na sahihi doğru mananın önüne koyun. Likulli kelimetin her kelime için. Neyi koyun? Şu yeşil alameti koyun. 1. Es-sünnetun-nebeviyyeti. Sünnet-i nebeviyye. Nedir o? Ana başlık bu olsun. E şıkkı. Ma o şeydir ki sünnet-i nebevi faale yaptığı, işlediği, hu onu kim? Es-sahabetü sahabe. Sahabenin yaptığı şeydir. Sünnet-i nebevi o mudur? Değildir. Çünkü nebevi ne demek? Peygamberin sünneti demek burada. Peygamberin sünnetini kim ne teşkil eder? Kendisi yapar. B şıkkı ma o şeydir ki sünnet-i nebevi faale yaptığı, işlediği, hu onu kim? Resulullah Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü'nün yaptığı şeye sünnet-i nebeviyye denir. Bu yüzden B şıkkı doğrudur. E şıkkı hatalıdır. C'de ne diyor? Ma o şeydir ki faale işledi hu onu el-enbiya-u nebiler. Peygamberler işledi. Doğrusu B şıkkı olur. 2. El-farzu. Farz nedir acaba? Hangi şıkta doğru tanımlanmıştır? E şıkkı ma o şey ki feraza farz etti yani emretti. Hu onu el-enbiya-u nebiler vel-murseluna ve yine peygamberler. Peygamberlerin emrettiği şeye farz denilir diyor. Doğru mu? Değil. Farz kavramının doğru tanımı B şıkkında ma o şey ki farz taraza emretti hu onu el-ebevani vel-ekaribi. Taraza farz etti, emretti hu onu kim? Onu emretti. El-ebevani evil egaribu olması lazım. Evet. Evil egaribu. Ebevani ebeveynler demek. Yani anne babanın emrettiği şeydir diyor. Evveya nedir? El-ekaribu akrabanın. Yani Türkçe'de akrabalar denilir. Akrabaların emrettiği şeydir. Farz bu mudur? Anne babanın emrettiği, akrabaların emrettiği şey midir? Değil. Öyleyse B şıkkı da yanlış. C şıkkı ma farz o şeydir ki feraza farz kıldı. Yani emretti hu onu kim? Allah Allah. Subhanahu ve Teala. Subhanahu noksansız olan Allah. Hiçbir noksanı yok. Yani ne gibi? Duymadığı bir şey yok, görmediği bir şey yok. Acıkmak, uykusunun gelmesi, yorulması gibi bir noksanı bir eksiği yoktur. Bunlar hep noksanlık. Ve Teala, Teala yüce demektir. Evet, farz bu mudur? Farz budur. Allah'ın emrettiği şeye farz diyoruz. Yoksa B şıkkında olduğu gibi ebeveynlerin, anne babanın ve el-ekaribu akrabaların emrettiği şey değildir. E şıkkında Nebi'nin yani peygamberlerin de emrettiği şey değildir. Tabii şu var, bir şeyin farz olması için sadece Allah'ın emretmesi gerekiyor. Peygamberin emrettiği hiçbir şey farz olamaz mı? Bir şey peygamber emrediyorsa yine dolaylı olarak aslında Allah emrediyordur.
İşin o kısmı da var. Yeter ki peygamberin emrettiği ve emir kastının olduğu kesin olabilsin. 3. El-Haccu. Hac nedir? Hacla alakalı bir tanım, bilgi, doğru bilgi isteniyor. Furiza, farz kılındı. Ala küllin nas, insanların hepsine, bütününe farz kılınmışlar. Doğru bilgi mi? Bilgi yanlış. Zenginler üzerine bu. B şıkkı furiza farz kılındı. Ala küllil ulemai, tüm alimler üzerine farz kılındı diyor hac. Doğru mu? Değil. Alim olmaya gerek yok. C şıkkı furiza farz kılındı. Ala men, o kimse üzerine ki istata'a, güç yetirdi, ileyhi, ona, sebilen, yol yönünden. Yol yönünden güç yetirebilen herkese farz kılınır diyor. Cim şıkkı doğrudur. Zaten bu şekilde ayet de vardı. Men istida'a ileyhi sebiyle, ona güç yetiren herkese farzdır. Birinci bölüm böyle bitti. Birinci ünite devam ediyor tabi. El-Vahdetu bir. Birinci ünite devam ediyor ama El-Dersu Sani, ikinci ders başlıyor artık. El-Cümletul İsmiyetu, isim cümlesi. Burada şu anlık bırakıyoruz.